sizin tarafınız bizi konuşturuyor. Bu da muhakkak ha. Çünkü siz bir istektesiniz. Diyorsunuz ki, madem ki bunu burada oturtturdun, konuşturuyorsun, ondan daha bu derslerimizin sırlarından ona ilham buyur ki, o da bize aktarsın. Bu temenni olacak şeydir. Eğer ben bundan haddinden fazla olarak başka bir şey düşünürsek, yalnız ben anlıyorum, ben söylüyorum ki, zaten elhamdülillah, yani size karşı değil, Cenab-ı Hak o şeyi benden kazımış almış. Bu benim karşıma bırakmamış. Bu cehette. Hizmette tamamıyla kardeşiz, arkadaşız. Hiç birbirimize üstünlük vasfını kabul etmiyoruz. Bir hizmet arkadaşım. Çünkü aynı ders üstadım dedi. Ben sizin bir hizmet arkadaşım. Böyle dedikten sonra kimin ne haddi var ki onun güzel sözünün üstüne başka daha güzel söz ilave etsin de söz. Evet, bazı yerlerde Risale-i Nur şagirdleri namına diyor. Onun gösterdiği tevazu, ona göre tevazudur. Bizim ise haddimizi bilmektir. Biz kim oluyoruz, ne oluyoruz siz? Bizi bu mübarek sözler kıymete çıkarıyor. İlmiyeden nasibim var mı? Yok. Nesin sen? İşte şöyle bir adam, bir deniz bir adam. E can, sen başka yerde bir şey öğrendin de mi böyle bunu yok. Zaten benim dediğim gibi, yok yok. O muhakkak başka bir tahsil görmüştür. Benim mesleğim belli, hayatım belli. Ama Risale-i Nur için ben seni kabul ederim. Risale-i Nur okumuştur, evet. Bazı yerlerinde, bazı kısımlarını dinleyicilerin anlaması için kolaylık olsun diye izaha muktedir olmuştur. O da Cenab-ı Hakk'ın lütfudur. Yani o ikram ediyor. O ısrar, o bizi destekliyor. İlahi bir buçuk ilahi bir inayet altındayız. Bizi mahcup etmiyor. Utandırmıyor. Haccimizde, fakrimize medet ediyor, yardım ediyor, rahmet ediyor. Lütfiyle rahmediyor. Pek bu vaziyet karşısında bu hadisi bilmemiz lazım. Bundan daha ilerisine gitmeyelim. Bugün seni buraya getiren, seni burada konuşturan, o da altına girmiş. Bu halimize yüzünler hamdü şükür. Cenab-ı Hak bizi daima halinden memnun ve şakir olan zümresinde bulundursun. Onun işaretini atma. Amin. Belki birbirinin noksanını ikmal eder, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder. Vazifesine muazenet eder. Yoksa o vücudu insanın hayatı söner, ruhu kaçar, ismi de dağılır. Hem nasıl ki bir fabrikanın çarkları birbirleriyle rekabetkerane uğraşmaz, birbirinin önüne tekadüm edip tahakküm etmez, birbirinin kusurunu görerek tenkit edip sahaya şevkini kırıp atalete uğratmaz. Belki bütün istidatlarıyla birbirinin hareketini umumi maksada tevcih etmek için yardım ederler. Hakiki bir tesanül, bir istifak ile gaye-i hilkatlerine yürürler. Şimdi şurada bir hakikate işaret etmek istiyorum. Bir fabrika yapın. Fabrika elektrik veriyor, enerji temin. O fabrikanın makinesi lazım mı? Daima elinde yağ yürüyü böyle dolaşıp şöyle işlemesine fabrikanın bakması lazım, gelir mi gelmez. İşte bizler de böyle bir fabrikanın şartları içindeyiz. Eğer
birimizde rehalet hâsıl olursa, bir uyku gelirse uyku, sıcak başları uyku geldi. Uyku gelirse ne yapayım ya? Şu mübarek dersi dinlemek için cehdetmedik. Herhalde bir himmet istiyor, bir gayret istiyor. Yoksa eğer şey olmasa bazı müdahale etmek zorunda kalıyorum yerimde olmadan. Çünkü bakıyorum ki bende de uyku geldi. O söylerse bana ninni söylemiş gibi geliyor. Yavaş yavaş hoşuma gidiyor. Ha dinleyeyim, ha bir şey kaçırmayayım derken bakıyorum ki hayır, raflet hemen peşinde. Bu kere uyku geliyor. Uyuşukluk hasıl oluyor. Arada bazı hikayeler söylüyorum. Bu hikayeler de gönül isteğiyle değil. Belki o hikayelerle şekli değiştirmek, aklı biraz istirahate sevk etmek, dinlemek ihtiyacını yeniden hissettirmek için o gelen hali değiştirmek istiyorum. Evet. Şimdi şeylerimiz budur. Yoksa başka bir maksadımız yok. Hikaye söylemek için maksat, kurt masalını uydurup söylemek değil. Evet, bazı askerlik geçmişlerimizden bahsediyoruz. Bazı geçmiş hallerimizden bahsediyoruz. Bazı duyulmuş hikayelerden bahsediyoruz. Küf öyle denildiği gibi diyoruz. Bununla bu manevi tesir altında dikkat edeyim, dikkat edeyim derken uyku gelmezse uyku gidiyor. Bir kere hikaye merakı ayrıdır. Bize bir hikaye anlatacağız dediğim zaman da herhalde alaka çoğalır. Şimdi bak, hep gözler burada. Şimdi bir hikaye anlatacağım derse gözlerin bakışı değişir. Tecrübe olunmuş. Hikayeyi dinlemeye daha çok isteyebilirsiniz. Evet, o hikayeyi söylemekten gayemiz onu meşgul etmek. Yani o tesir altında ondan sonra ne diyorduk, ne söylüyorduk, nerede kaldık, hadi devam. Şimdi askerlik meslekinde mesela yüzbaşıyım, bölük kumandan. Sabah tarihine çıkıyorum. Sabah tarihimi en faal bulunacak bir zaman. Ben bakarım ki askerlerde bir uyuşukluk var. Durgunluk var. Başlayın. Tüfek indirin. Makine tüfek dedi. Oyun tertip edin. Askerler oynasınlar. Birbirleri kovarırlar, tura oynarlar, ne ederler. Bir saat belki böyle meşgul. Ama o sırada bir kumandan gelecektir. Bu askerleri muharebeye yetiştirmek benim adıydı. O zaman onu karşılayacak. Bugün askerimde böyle bir durgunluk gördüm. Onun için böyle mecbur oldum. Ben bundan sonraki saatlerde onlarla ciddi, daha ziyade ciddi meşgul olacağım. Oyunlar kızışmıştı. Herkes neşelenmiş, o birbirlerini kovalıyorlar. Gülüyorlar sıra, ondan sonra gülüyor. İş başladı. Herkeste bir can var. Uyuşukluk gitti. Hayat askeriyende tatbik ettiğim şeyler. Evet. Bir ufacık numune gösteriyor. Şimdi ama burada ne oynayacak, kendime tur oynayacak biliyorum.
Fakat arada bir hikaye söylüyoruz. Bu hikayeyle sizi meşgul ediyorum. Ondan sonra neredeydik? İbrahim Okul. Eğer zerre miktar bir sahibimiz, bir sahibim karışsa, o fabrikayı karıştıracak, neticesi akıyım bırakacak. Fabrika sahibi de o fabrikayı bütün bütün kırıp dağıtacak. İşte yani biz böyle ihlası kıracak şeylerde enaniyetimizi ileri sürerek, buraya çok şey biliriz, anlarız gibi kendimizi methetmeye kalkarsak, o zaman bu da kendisini methediyor ya. Bugün nelerden susturdu böyle? İşte bir kurt gelir. İşin buna sebebiyet vermemek lazım. Onun için bu gibi haller bu fabrikanın iyi işlememesine netice bizi götürür. Biz burada Allah'ın inayeti ve rahmeti asılır. Bir peşi olan var mı? İstirahat etmek arzu edilir. Bir vaziyetimiz var. Fakat o istirahatimizi bize feda ettiriyor. Burada geliyor. Kur'ani ve imani meseleleri tahkike yetiştirecek, hakka yakın mertebesine erdirecek bazı mesailden bahsediyor. Mütefekkirane okunulması, dinlenilmesi lazım gelen derslerdir okunanlar. Bizi buraya inayet ilahiye ve rahmet ilahiye getiriyor. Hakkımızda bir lütuf mudur bu? Madem bir lütuftur, Allah'ın lütfuna karşı bize düşen şükürdür. Şükür de bu işte dikkat getirmek, ehemmiyet vermek, umumamak, öyle anlamak için bütün enerjimizi sarf etmemiz lazım.